Süreyya? Sevgilim. Ne oldu? Toplantı pek parlak geçmedi galiba. Hadi gel seni yemeğe kaçırayım. Osman? Ne haber? Biz yemeğe gitmeyi düşünüyoruz. Gelsene sen de. Yok benim işlerim var. Siz afiyet olsun. Tarık nedir sizin bu Osman'la gerginliğiniz? Hayatım bana kardeşlerimle ilgili hiçbir şey sorma, tamam mı? Ben kimin ne halt ettiğini bilmiyorum gerçekten. Ya bu yemek için doğru bir gün değil bence. Çok doğru zamanlama Faruk. Ya ikimiz de ringe çıkacağız malum. Ne olur biraz enerji topluyor mu? Sen hayırdır? Dilara'dan randevuyu zor koparttım. Telefonla arıyorum açmıyor, duymamışım diyor. Hadi gel dışarıda mantıklı konuşalım diyorum. Yok olmaz dersim var diyor. Ya belli ki beni süründürecek. Süreyya. Faruk ne olursun. Ne olur vallahi çok ihtiyacım var. Ne olur ya. Abi dosyayı inceleyince fikri değişir değil mi? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum fikrin değişmesi ne kadar zaman alacak bilmiyorum ama işte toz kaldırmadan yürümüyor görüyorsun. Herhalde kolay bir geçiş olacağını düşünmüyordun değil mi öyle yumuşak? Yani evet de abi ben bu kadar sert bir tepki de beklemiyordum ya. Ne bileyim biz bir şeyleri atladık mı acaba? Atladık. Faruk Bora'nın onayını almayı atladık mesela. Bak. Onun ilk yardımı geldi. 3 dakikaya pamuk gibi olur merak etme. Bakarsın aklını bile yatar. Onun tahtı sağlam Murat, tamam mı? Sen kendi derdine bak. Hiç gözüne kapamamışsın sen, içki açı. Ya tamam Faruk, peki. Dertlerimizden çıkamıyorsak iyilerine odaklanalım, ne dersin? Misal? Misal. Emir kocaman bir adım attı bana doğru ki bence bu ara olan en iyi şey bu. Sonra bebeğimiz sağlıklı. Ayrıca garip bey sağlığına kavuştu. Bu benim için ne kadar iyi tartışılır. Şanki ruh hali yüzünden asla bu konuya girmiyorum. Konuyu kapattık. Adem'e hiçbir şey olmadı. Ve en önemlisi baban kalbi kararmış bir adam değilmiş. Arkasında bir çocuğu öyle bırakıp gitmemiş. Ama bu hariçten gazel okumadığı anlamına gelmiyor. Değil mi? Annemi aldattı mı? Aldattı. Fikret neyden bu kadar cesaret alıyor? Sevgilim, ne olursun buraya niye geldik biz? Bataklıktan birbirimizi çıkartmak için değil mi? Hadi ne olursun ya. Haklısın. Haklısın. Ben Fikret'le kavga ettikçe aslında ona istediğini veriyorum. İnatlaştıkça kafasını bana dayıyor ve böyle toslaşıyoruz sürekli. Ben bir kafamı çekeyim de bir yalnız kalsın. Ne olduğunu görsün gerizekalı. İyi bunu bir şekilde kendi içinde çözmüş olmana sevindim. Sevgilim kalkalım mı ben bir tuvalete gideyim geleyim. Okula gitmemiz lazım. Aklım fikrim bir arada. Çok fenayım. Kusura bakma hayatım. Seni de sakinleştiremedim. Affedersin. Yok, bana bu bile yeter.
güzel hava. Allah afiyetinizi arttırsın. Faruk Bey, ağzınızın tadını bozmasın. Bana bakın. Benim artık canımı sıkmaya başladın, haberin olsun. Asıl sen bana bak Faruk Bey. Ben senin kapındaki emir kullarından biri değilim. Yedekten oyuna sokacağın yedek oyuncun hiç değilim. Bu iş uzadıkça benim ayarım kaçmaya başladı, bilesin. Bak, bunun ne yeri ne de zamanı, tamam mı? Sakın karının huzurunu kaçırmayı aklından bile geçirme. Hayatım. Merhaba. Merhaba yenge, nasılsınız? İyiyim, siz? Ne güzel oldu değil mi böyle karşılaşmamız? Ben de ne zamandır Faruk Beyciğimle görüşmeye çalışıyorum. Birden baktım, aa karşımda. Evet, bize müsaade. Bizim kaçmamız lazım. Bir ara ofise gelirsiniz, konuşuruz işte. Tabii tabii. Yalnız arayı çok açmayalım Faruk Beyciğim. Kendinizi özletmeyin. İyi günler. Yenge hanım. İyi günler. Kim ya? İş yaptığım gereksiz adamlardan biri. Başar. Hakikaten gereksiz. Sen böyle adamlarla pek iş yapmazsın ama. Evet. Demek ki kontağı kesmenin zamanı gelmiş. Boş ver, hadi gel. Ben seni bırakayım. Neresi çok kötüydü ya. Hiç rahatsız edeceğim öyle. Gel. Öğrenci miyiz? Heykeltıraş mıyız? Biz hiç oyun oynamayalım. Hiç çocukluğumuzun tadını çıkaramayalım. Hiç arkadaşlarla falan buluşamayalım değil mi? Ne oldu sana? Ya öğretmen proje ödev verdi. İşin gücün vaktin yoksa ah organlarla ilgili maket yap. Ya biz sanatçı mıyız ya? Ay zormuş. Yardım edeyim mi ben sana? Hı? İyi gelir bana da, kafam dağılır biraz. Hadi o zaman. Toplan. Hadi bakalım. Al bunu da kolunun altına. Merhaba baba. Ne haber yakışıklı? Ne haber? Nasıl geçti günün? Öğretmen bir sürü ödev verdi. Bir de üstüne proje çaktı. Çaktı derken? Yani verdi. Senin nasıl geçti? Kuzum, sen git belini yüzünü yıka istersen. Biz de hemen arkandan imdada gelelim. Dilara'yla o kadar kötü mü geçti gerçekten? Silmiş benim. Bana diyor ki ortaklığını devret. Yok artık. Kötü günler geçiriyor. Her şey üst üste geldi. Hırsını senden çıkarmış. Biraz sakin isin, seni dinler, anlar o. Faruk. Hı. Ben şarkı söylemeyi çok özledim. Söylüyorsun zaten. Öyle değil. Sahnede olmayı özledim. Ben olmayı özledim. İcra etmeyi özledim. Gerçekten çok kötü bir gün hayatım. Bunu başka bir zaman konuşalım olur mu? Bir dakika ya, bunu
Bunu niye biz konuşmak zorundayız Faruk senle? Niye benim hayatımı üzerine kurduğum şeyi ben senin moduna, senin ruh haline, senin isteğine göre seninle tartışmak zorundayım ki ben? Hayatım çünkü... Çünkü ben bir Bora'nım. Çünkü Süreyya değilim artık değil mi? Çünkü Dilara haklı. Çünkü aynı anda Boran ve Süreyya olunmuyor galiba. Çünkü hamilesin. Onu diyecektim. Tamam bak. Yapma Allah aşkına. Yapma bebeğim. Sen Süreyya'lığınla bütün aileyi kökten değiştirdin. Tamam mı? Bak hırsını benden çıkar. Ya Faruk ben hırs falan yapmıyorum. Sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ya ben bebeğimi düşünmeyecek biri miyim? Ben bebeğimi herkesten, her şeyden daha çok düşünecek biriyim. Bana devamlı bunu sunup durma. Biliyorum. Şimdi sakin ol tamam mı? Sakin ol hayatım. Sen bebeğimize çok iyi bakacaksın bunu biliyorum. Ben yapma, haksızlık etme. Ben sana ne zaman kendin olmanı engelledim? Sen bana ne zaman aşık oldun? Ne zaman gördün beni ilk? Sahnedeydim, şarkı söylüyordum. Ben ne zaman en son şarkı söyledim Faruk? Ne zaman en son sahneye sen kızacaksın diye düşünmeden çıktım? Bizim yıl dönümümüzde. Bir. Ben sana kahve ısmarladığın günü aşık oldum, tamam mı? Bir de sen şimdi hormonal bir şey yaşıyorsun. Bu saçma konu. Ya ne saçması? Saçma dediğin şey benim hayatım. Peki ne yapacaksın Süreyya? Gidip bir otelde sahneye mi çıkacaksın? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum hiçbir şey. Ama sen istemiyorsun diye ben daha fazla kendi istediğim şeyden vazgeçmeyeceğim demeye çalışıyorum sadece. Sonra konuşalım bunu. Ha, ne olur. Niye? Niye susmam gerekiyor benim şu an? Çünkü kocam istemiyor, ben susacağım çünkü kavga çıkmasın diye mi? Gerçekten Süreyya, gerçekten bunu konuşmak için çok kötü bir gün seçtin. Çok kötü bir gün seçtim. Dilara bir şeylere sinirlenmiş, delirmiş, gelmiş sana saçmalamış, hepsi bu. Bak ya... ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi Faruk? Dilara geldi, benim kendime bile söyleyemeyeceğim her şeyi benim yüzüme vurdu. Tamam mı? Beni uyandırdı, hatırlattı bana kim olduğumu. Şimdi ben senin ya da annenin onayını almak için kendimden vazgeçmeyeceğim. Bunu söylemek istiyorum. Artık benim onayıma ihtiyaç duymadığımızı biliyoruz. Gelin hanım. Emir iyileşince kaleyi terk ederiz demiştin ya. Demiştin ama. O anki öfkene vermiştim o lafını. Hiç böyle içini de boşaltarak kalenin gideceğini düşünmedim. Yani bu kadar rahatsızlık verdiğimi bilseydim ben giderdim oğlum. Anne, bak sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın. Ben zaten neyi yanlış yapmadım ki? Hesabın neresinden tutsam elimde kalıyor. Sen benim temel taşım. İlk göz ağrım. Can yoldaşım. Sana ettiğimi inkar edecek değilim. Ama hakkında yanıldığım için ne çok dövdüm kendimi. Ne çok geri adım attım. Dün beni neyle suçladıysan bugün aynısını yapıyorsun demek. Çabalarımı görmüyorsun öyle mi? Haber bile vermeden
benim sağ koluma iş teklif ederek gidiyorsunuz. Sen o çok şikayet ettiğin boranlık var ya, sen tam şikayet ettiğin gibi bir boran olmuşsun. Esma Hanım, Nurgül abla zaten işten ayrılmayı düşündü, siz... Tamam. Tamam efendim. Tamam, kale düştü. Ben bayrağı indirdim. Anlatmayacağım, dinlemeyeceğim de. Nurgül yetmiyorsa öbür çalışanları da alın. Murat da istiyorsa ev açsın. Artık ne kimseden hesap soracağım, ne de kimseye hesap vereceğim. Hepinizin yolu açık olsun. Merak etmeyin, ben köşeme çekiliyorum artık. Annemle. Fırsat mı oldu Süreyya? Ne yaşadığımı bilmiyor musun Allah aşkına? Dur gitme. Gitme, zaten sinirli. Gitme iyice kadını. Ya neredesiniz ya? İki saattir orada bekliyorum. Aç oldum. Ödev yapacağız. Oğlum benim çıkmam gerekiyor. Siz halledersiniz değil mi? Tabii tabii, git sen işine bak. Biz hallederiz her şeyi. Hadi gel bakalım. Neydi? Organ. Organların aynı sistem içinde çok iyi çalışması gerekiyor, yoksa organ yetersizliği olur. Yani bizim evdeki gibi mi? Aynen. Pardon, ben kapıyı çalmıştım da. Babam hala gelmedi mi? Yok ya, önemli değil. Baban gelmedi daha. Peki o zaman, iyi geceler. Sen de mi uyku tutmadın? Beni de. Nasıl anlatayım mı sana? Yani benim masal dinleme yaşım geçti ama. Olur mu öyle şey ya? Masal her yaşta lazım. Keşke biri olsa da bana anlatsa. Senin canın mı sıkkın yine? Bildiğim bir masal yok ama ezberlediğim birkaç tane hikaye var. Anlatmamı ister misin? Bu güzel kıza ne anlatsam? Bir tane gemici varmış. O habire gemisiyle balık tutmaya gidermiş. O gemiyle de ona şans geçiyormuş. O gemiyle her yere gitmiş. Bir gün o gemisiz yürüyerek buzda balık tutmaya gitmiş.